Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Bu güzelliklerim bir yıl önce aldığım bronzem, baldim, Pachypithelium hocari sevgili bitki severim. Bir yılda bu güzelliklerim bu hale geldi, böyle çoğaldı. Tabii ki biliyorsun hediye ettiklerimi saymıyorum. Şunların güzelliklerine bak. Bunlar benim. İşte burası çok caddenin sesinin geldiği yer sevgili bitki severim. Bu düzenlemeyi yaptım kızlarıma daha fazla güneşi alsınlar diye. Bu doğu bölümünden, güneşin doğduğu yerden alıyor. Bir de akşam güneşini alıyor sevgili bitki severim. Baldilerime şöyle bir bak. Bronzelerim. Böyle kocaman kocaman oldular. Bir yılda daha da çoktuk. Tabii ki bazı hasarlar oldu, ölenler oldu, hediye ettiklerim oldu. Ama böyle de çoğaldık sevgili bitki severim. Burada da zaten minnaklarım. Bunlar da artık saksıyı bekliyor. Böyle ben saksılıyorum ve tabletlerin bu şekilde içerisine yerleştiriyorum. Evet, şunlara bir bakın. Görüyor musun? Baldilerim harika. Bu Pachypithelium hocari. Bu da bebekleri. Şimdi bu bebekler niye bu kadar az diyorsun değil mi? Ya bu kızımın başına gelmedik kalmadı. 3 defa bu balkondan düştü sevgili bitki severim. Bir defa caddeye düştü. Bir defa, 2 defa da balkonun içerisine düştü. 2 defa bitlenme sorunu yaşadı. Un biti geldi üstüne. Bir defa da don tehlikesini atlattı bu güzellik. Ama maşallah gene görüyorsun bak iyi durumda. Bayağı bir toparladım bir yılda ama tabii böyle bir tablet de onun mutlaka olması gerekiyordu. Tabii verdiklerim de oldu bu kızlarımızdan. Bunların içerisinde de ölenler oldu sevgili bitki severim. Bazen işte böyle şeyler oluyor. Ne kadar iyi bir bakım yapılsa da oluyor. Zaten bu kızın gelişimi biraz bu Pachypithelium hocari'nin bu kızlara göre gelişimi biraz daha yavaş. Ama çok güzel zaten bak görüyorsun etli etli böyle kocaman kocaman etleri var. Harika bir bitki bu da. Bu da Karasul ailesinin bir ferdi yine. Böyle bir 3 tane dal şeklinde atmış. Ona doğru şekilleniyor. Biraz altlarından, yapraklarından alacağım. Onu da üretime yeniden koyacağım. Ama bir gör istedim. Bunların zaten alt yapraklarından aldım. Bak görüyorsun. Ya aldım ki güçlensinler diye. Zaten sarkan bir cins olduğu için gövde uzunluğunda da biz problem yaşamayalım. Güzel bir gövdesi olsun istediğimden. Biraz yapraklarını da azalttım. Bu kızımın da artık yapraklarının azalması gerekiyor. Görüyorsun bak alta kadar dolu dolu. Harika bir şekilde büyüdü. Yerini çok seviyor zaten. Harika bir bitki bak. Alt yapraklarını görüyor musun? Heh, bak görüyorsun bu şekilde. Böyle sıkı sıkı. Ama artık bunlardan almam gerekir. Biraz hava alması gerekiyor. Daha sonra da biraz bunu budayacağım, kelle alacağım. Başka bir saksının içerisine koyacağım. Çünkü bu kellenin biraz daha büyümesini istiyorum. O yüzden bak şuradakini görüyorsun. Kocaman bir kellesi. O bronzun içindeki yeşilliği harika bir görüntüsü. İşte bu görüntüyü gördükçe ben de bunlardan çok 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 çoğaltmaya çalışıyorum. Böyle balkonumun boncukları bunlar. Evet burada da bir saksım var. Orada da bebeklerim de var. Oraya daha sonra geleceğim. Şimdi bu bronzem ve baldim ve hocari'm. Bunu burada tutmuyorum sevgili bitki severim. Çünkü başına çok şeyler geldiği için artık onu böyle koruyorum. Koruma alanımın içerisine alıyorum. Korkuyorum bir daha başına bir şey gelirse diye. Zaten bak bunlar böyle aldı başını yürüdü. Ama o sadece böyle kaldı. İşte 3 defa düştü sevgili bitki severim ya. 3 defa ne demek yani. 2 defa da bitlenme geçirdi. Ondan sonra bir de don tehlikesi oldu bu güzelliği. Tövbe estağfurullah.
Ondan sonra da işte bu kızlarım da gelişme gayet güzel. Bak görüyorsun. Harikalar. Burası da böyle bebek tarlası gibi oldu. Harika bir kızım. Bu büyüttüğüm ilk saksısıydı. Tepesinden aldım. Buraya yerleştirdim. Yapraklarını falan yerleştirdim. Sevdim, severim. Burada gelişmeye başladı. Sonra buradan kelleler de aldım. Bak şunu görüyorsun. Bu aldığım kelle. Şuralarda da var zaten. Sonra işte o kellelerden bu kızımı yaptım. Ve bu kellenin büyüklüğüyle beraber daha da büyüdü gibime geliyor. Daha böyle kalınlaştı, daha toplaştı. Şimdi şuna bakınca bu sanki başka bir türmüş gibi duruyor. Değil mi? Evet. Yani işte ben de bu şekilde kızlarıma bakıyorum. Bu kızlarımın ilk videosunu da zaten yapmıştım. Bu hikayesi de var. Bunu ineğin ağzından aldık sevgili bitki severim, bu üçünü. O hikayem videoda var zaten. Onu da yorumlar bölümüne atacağım. Oradan da izleyip beğenirsen çok sevinirim. İşte bu şekilde güzelce büyüyorlar. Videolarımda anlattığım gibi sulamaya çok dikkat ediyoruz sevgili bitki severim. Sulamasına çok çok dikkat ediyoruz. Bu bitkileri de en fazla suda pintilik yapacağız sevgili bitki severim. Yani bir anda suyunu vereceğiz. Pintilik derken azar azar damla damla değil. Bunlar böyle toprağının iyice kuruyup ondan sonra suyunun ikram edilmesini seviyorlar. Birden bayağı da bir su böyle drenaj deliklerinden akıncaya kadar ver. Bak işte sonuç. Sonuç bir yılın tecrübesini gösteriyorum sana. Bu bir yıllık tecrübe. Ve bundan daha fazlası da oluyor. Sukulent yetiştiren bitki severlerim biliyorlar. O yüzden sen de böyle olmasını istiyorsan, üzülmek istemiyorsan, bitkin neden öldü demek istemiyorsan suyuna çok dikkat edeceksin. Toprağını kurut. Ondan sonra drenaj deliklerinden akıncaya kadar suyunu ikram et. Olay bu. Tabii toprak da güzel olursa harika bir şey. İşte sana vereceği görüntü bu. Ay bu da benim çok ses getiren caddem. Şöyle onu da göstereyim biraz sana sevgili severim. Böyle bir cadde. Bayağı bir sesli bir cadde. O yüzden kusura bakma. Evet, baldilerim görüyorsun çok harika. Hepsini de sana çevirdim. Hepsi sana bir merhaba desin istedim sevgili bitki severim. Görüyorsun çok tatlılar. İşte bunu böyle yapmak bu kadar basit ve kolay. Sadece suyuna dikkat et, olay bu sevgili bitki severim. Hadi şu güzel bronzemle size bir hoşça kal diyeyim. Buraya kadar beni izlediysen çok teşekkür ederim. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.